Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar İkizleri Kooperatiflerimizin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, bölge müdürlerimiz, teknik heyetimiz, Kayseri Şeker Sendikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte biz dünden itibaren Tokat tarafında programlarımıza başladık. Dün sabah itibariyle Zile'de, arkasından öğleden sonra Turhal'da, bugün sabahleyin Tokat'ta ve şimdi de burada böyle bir program icra ediyoruz. Tabii bu programı icra etmemizdeki asıl sebep biliyorsunuz, Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınması. Bu vesileyle bir tanışma toplantısı yapalım, çiftçilerimizi bir tanıyalım, onlar bizi tanısınlar. Bizim Kayseri Şeker olarak neler yaptıklarımızı anlatalım. Sizin varsa sorunlarınız, onları dinleyelim. Bu bölge içinde özellikle Turhal Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçiler içinde neler yapabileceğimizi de anlatalım, paylaşalım istedik. Bu vesileyle yönetim kurullarımızdaki arkadaşlarımız, Kayseri Şeker'in yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere yönetim kurulu gerek Kayseri Şeker'in gerek Pancar Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri ve gerekse Pancar Kooperatifi'nin denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker'in genel müdürü, genel müdür yardımcıları, müdürleri, sendika başkanımız, Şeker Sendikası'nın başkanı hep birlikte böyle geniş bir toplulukla bu programları organize ettik ve önceki toplantılarda birbirimizi anlayacak şekilde değerlendirmelerde bulunduk. Ümit ediyorum burada da yine meseleyi gayet açıklıkla değerlendiririz, konuşuruz. Sizler de bu vesileyle bizi tanıma fırsatı bulursunuz. Aslında bu özellikle Yıldızeli'nin bazı köylerinde bizim çiftçilerimiz var. Burada aramızda bulunuyorlar. Onlarla da aşinalığımız var. Onlar hem pancarların, ürettikleri pancarların bir kısmını Kayseri Şeker Fabrikası'na teslim ediyorlar. Bir kısmını da Turhal Şeker Fabrikası'na gönderiyorlar. Dolayısıyla aslında onlar Kayseri Şeker Fabrikası'nın farkını, farklılığını, çiftçi lehine yaptıkları uygulamaları bizatihi yaşayan, bilen, bunu en iyi şekilde değerlendiren arkadaşlarımız aranızda. Eminim ki onlar bunu zaten zaman zaman sizlere anlatıyorlardır, paylaşıyorlardır. Bu vesileyle pek çoğunuz bilgi sahibi de olmuş olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de yeni bir süreç yaşandı, yaşanıyor. Şeker fabrikaları 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınan 25 tane şeker fabrikasının, devletin üstesinde bulunan 25 tane şeker fabrikasının 14 tanesi satış kararı verilmişti. Ve bu süreç başladı. Biz de Kayseri Şeker olarak sektörün en güçlü kuruluşu, sektöre en önemli katkı sağlayan, sektörü ayakta tutma konusunda en fazla güce sahip olan bir kuruluş olarak bu süreçte üzerimize düşen görevi hakkıyla yapmaya çalıştık. Şeker fabrikaları ve pancar kooperatifleri arasında bu sürece en fazla katkıyı sağlayan, adeta yegane katkı sağlayan kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası oldu. Biz 14 tane şeker fabrikasından tabii 13 tanesi satıldı bugüne kadar. Bir tanesine teklif gelmediği için, Kastamonu'ya teklif gelmediği için onun ihalesi artık ertelendi bildiğimiz kadarıyla. Bu 13 tane şeker fabrikasından 8 tanesine bizatihi katıldık. Ve bunlardan işte Turhal Şeker Fabrikası'na en yüksek fiyatı vererek birinci olduk. Bu da bu hafta başında tabii şey tarafından onaylandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. Şimdi sözleşme hazırlıkları yapılıyor. Bu sözleşme hazırlıkları bittikten sonra fabrikanın devir teslim işlemi gerçekleşecek. Ama biz elbette bu fabrikayı kazandık. Ama fabrikadan daha önemlisi bizim için çiftçilerimiz, insanımız
bizim için daha önemli, daha anlamlı. Onun için fabrikayı teslim almadan önce insanlarımızla, çiftçilerimizle bir tanışmak arzu ettik. Bu toplantıların temel amacı bu. Kayseri Şeker Fabrikası, söylediğim gibi sektörde en güçlü kuruluş olmakla ve bu sürece en önemli katkıyı sağlamakla üzerine düşen görevi gerçekten layıkıyla yerine getirdi.